Dünyada iyi örnekleri var. Bella Hadid, kız kardeşi, bacısı. Ondan sonra onlardan bahsettiği için. Merhabalar. Doktor Nurullah Dostlar'la yeni bir bilgilendirme sohbetine daha hoş geldiniz. Merak edilen konular arasında jawline var. Jawline, her gelen jawline söylüyor. Şimdi jawline, kulak önünden çene arka açısının keskinleştirilip bu hattın devam ettirilmesi ve çeneyle bir bütünlük sağlaması. Müskülen bir görüntü. Daha çok erkeklerde gördüğümüz tipte. Ben uygulamada çok tercih etmiyorum. Neden etmiyorum? Çok az kişinin tipolojisine uyuyor. Yani geri kalan her şey yuvarlak hatlıyken çene hattını birden keskinleştirmek her zaman iyi sonuç vermiyor. Ama ismi güzel, akılda kalıcı. Hastalar çok soruyorlar. İşte jawline mi yaptırsak hocam, jawline için geldim. Bazen aslında sadece çene burun oranlarını, dudakla olan kompozisyonu yerine getirip şuradaki bulldog görüntüsünden kurtulmak için ufak bir dolgu ile yaptığımız işlemler jawline'dan çok çok daha iyi sonuç veriyorlar. Ki istatistiklere göre de zaten 100 çene uygulamasından 30 bile jawline değil. İsmi çok geçiyor ama uygulanabilirliği çok yüksek değil. Jawline bildiğimiz hyaluronik asit dolgularıyla 1,5 yıla kadar etkisinin devam edebildiği bir alt yüz şekillendirme yöntemi. Alternatifleri var mı? Var. Birçok var. AliExpress'te bile işte radyo frekans veya ultrasonik veya daha farklı teknolojilerle çalıştığını iddia eden küçük el cihazları ya da rollerlar var. Yüzümüzde gerginlik oluşturup jawline'ımızı daha belirgin hale getirebiliriz iddialarındalar. Evet, etkili olabilirler, kalıcı olabilirler mi soru işareti. Radyo frekans ya da UV'den uzak durmak lazım. Lisanssız ürünler dışındaki ürünler ciddi sıkıntı oluşturabilir. Sizin beden bütünlüğünüze zarar verebilirler. Yüz yogası iyi yapıldığı takdirde alt yüz için şekillendirmede kullanılabilecek yöntemlerden biri. Gayet iyi sonuç alan hastalarım var. Ama kesinlikle devam etmesi gereken bir uygulama. Sürekli yapılması lazım. Ara ara yapılınca sonuç alma oranları düşüyor. Burada hyaluronik asit dolgularıyla yaptığımız uygulama işi hızlandırma adına ya da eksiklikleri giderme adına yapılıyor. Kişinin kemik yapısındaki hataları, asimetrileri düzeltmek için çok daha hızlı sonuç alabiliriz. Bunu herhangi bir cihazla ya da herhangi bir yoga benzeri, yüz masajı, rollerlarla, mikronidinglerle falan yapma imkanınız yok. Çok az kişide mutlak simetri var. Biz doğduktan sonra iki yaprağın ön tarafta birleşmesi doğduktan sonra mümkün değil. Doğmadan önce anne karnındayken iki yaprağın ön tarafta birleşmesi sonucu bir organogenez süreci başladığı için iki yarı dikeyde simetri olma ihtimali çok düşük. Dolayısıyla çene açıları farklı olabiliyorlar. Ön tarafta birleştikleri nokta farklı olabiliyor. Küçük müdahalelerle bu açıyı gözün algılayabildiği hataları kapatıp sonrasında keskinleştirme işini soru işareti yakışıyorsa, yüzün bütününe uyuyorsa değerlendirebiliyoruz. Radyo frekansın daha gelişmiş modelleri, vakumlu modelleriyle bu bölgede bir tightening ve gerginlik yaparak jawline'a benzer bir etki oluşturabiliriz. Ama kışın uygulanması gerekir ve hastanın yine yapı olarak buna uygun olması gerekir. Daha yağ kütlesi yüksek, yanak bölgesinde yağların fazla olduğu hastalarda jawline için çok yüksek volümler kullanmak gerekiyor ki bu da totalde yüzün hacmini büyütür ve kötü sonuçlar almamıza neden olur. Ve masseter incelemesi gerekir jawline planlanmadan önce. Masseter botoksuna ihtiyacı olan bir hastaya masseter kaslarını inceltmeden, atrofiye uğratmadan yapılan jawline'da biraz yanlış bir uygulama gibi sonuçlar verebilir. Dünyada iyi örnekleri var. Bella Hadid, kız kardeşi, bacısı. Onlardan bahsettiği için. Bende de jawline var. Nasıl yapıyoruz bunu? Sakalla. Yani erkekler bir yönden şanslılar. Çene açımız daha geride kaldıysa, mikrogramatik değil tabii, çok çok değil ama burun çene doğrusuna göre biraz daha gerideyse erkek hastalarımız genelde biraz sakal oyunlarıyla bunu daha iyi bir hale getirebiliyorlar. Her hafta bir videoyla karşınızda olmaya çalışacağız. Merak ettiğiniz bu konuyla ilgili ya da bilgi almak istediğiniz konuları aşağıda sorular kısmında dile getirebilirsiniz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.